Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman, Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 12 Ocak 2023. Kur'an Mucizeler dersimizin 10. Yüce Allah'ın iziyle yapacağız. Hemen sunumuza geçelim. Ve rutin olarak yaptığımız gibi bir önceki derste bir önceki derste pardon şu lazerimizi açalım bir önceki ders yani 9. dersten ne öğrendiklerimize bir bakalım. Şimdi Yüce Rabbimiz dünyanın yuvarlatılması, genişletilmesini yine medet neha ve tahaha ve bisata kelimeleriyle muhteşem bir şekilde genişletip yaymak yüzey alanını genişlettiğini söylemişti buyurmuştu. Yine Kur'an'ın e, yuvarlak olduğunu ve döndüğünü 1400 yıl önceden bize bildirmişti. Halaqas semavati vel arda bil hakkı yarattı gökleri ve yeri hakla gerçekle yukevurur leyle alen alen leyle yukevurur leyle alen nehare ve yukevurur nehare alen leyli yani sarar dolar fiili kullanmıştı geceyi gündüze ve gündüzü geceyi sarar dolar diye buyurmuştur Rabbimiz muhteşem gerçekten bir delildi yine gece karanlığının Gündüz aydınlığı ile silinmesi ortadan kaldırılması, güneşin 4.6 milyar yıl önce ilk kez parlaması ve güneş ay oluşması işaret edilmişti ki gerçekten bu muhteşem bir açıklamaydı. Yani bu daha önce bu ayetler çok iyi anlaşılamıyordu. Bu açıklama gerçekten bu, bu ayetlerin tevili bence muhteşem oldu diyebiliriz. Yüce Rabbimizin e, mucizesi tecelli etmiş oldu. Yine karanlık sıvı dark fluid diyoruz. Onun ne olduğunu gördük. Yine yıldızların düşme yerleri, kara delikler ve zaman gelişimi e, genişlemesini görmüştük. Yine 56. sure 75. ayette fela uksmü nucum yani öyle değil. Yemin ederim yıldızların düşme yerlerine ve düşme zamanlarına buyuruyordu Rabbimiz. Bu da çok önemli bir delildi. Yine doğuların ve batıların Rabbi Dünya dışı gezegenleri görmüştük, evrende yaşayan kimseleri görmüştük. Yine Kur'an'a göre insanoğlundan daha üstün, uzaylı gelişmiş ırkların varlığını da görmüştük. Şimdi ders sonunda bu derse ne göreceğiz? Arkadaşlar bu ders muhteşem bir ders olacak inşallah. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bilmiyorum. Bilen varsa aşağı yoruma yazabilir, yorumlara yazın ne olur. Bu ayetler ilk defa bu şekilde açıklanacak. Yüce Allah'ın izniyle ilk defa. Çünkü bu ayetler anlaşılamıyordu. Hatta anlaşılmayı bırak. Bu ayetler, ayetler göreceğiz. Yani 41. sure 9 ile 12. ayetler yani Fussilet suresi. Hatta ateistlerin, deistlerin, agnostiklerin ağzında sakız oluyordu bu ayetler haşa. Çünkü çünkü bir büyük bir hata varmış. Kur'an'da büyük bir çelişki varmış gibi bir durum oluyordu. Gerçekten onlara da yadırgamıyorum çünkü gerçekten öyle oluyordu bu, bu ayetler neyle ilgiliydi? Dünyanın iki günde yaratılması ve yaratılması için gerekli tüm maddelerin dört günde hazırlanması olayı. Yine duman haldeki göğe yönelmesi Rabbimizin ve onları çoklu gökler olarak tamamlaması, yaratması her bir göğe işin emredilmesi şeklindeydi. Ve bu ayetler arkadaşlar bakın yanlış çeviriler nedeniyle, yanlış çeviriler nedeniyle maalesef Kur'an'dan birçok kişi uzaklaştırdı. Çünkü aklı başında olan bir adam bakıyor şöyle tamam inceliyor Kur'an'a ve bu ayetleri bir ateist sitesinde ya da orada burada bir bakıyor aa gerçekten burada büyük bir çelişki gözüküyor. Ve böyle bir çelişki bir kitap yani Yüce Allah'tan olamaz diyor yani çünkü hata var diyor yani haklı adam. Oysa ayetlerin suçu değil ki bu. Çevirinin suçu yanlış çeviri Türkçe'ye ve bu ayetler doğru düzgün anlaşılmamış için. İnşallah öyle bir tevil yapacağız ki öyle bir Arapça gramere göre ayetleri çevireceğiz ve öyle şekilde bilimsel açıdan yaklaşacağız ki bırakın ayetlerde çelişki, bırakın ayetlerde çelişki. Muhteşem bir mucize tecelli edecek. Güneş sistemimizin ve dünyamızın yaratılmasıyla ilgili muhteşem. Ve Rabbimiz ne diyor? İşte aynı surenin 53. ayetinde zaten buyuruyor Rabbimiz Sen, senurhim ayetine göstereceğiz onlara ayetlerimizi mucizelerimizi fil fil afaki ufuklarda ve enfesuhim nefislerinde hatta yetebeyyene lekum ennehul mülk yani beyan olunca bildirinceye kadar onlara ki Kur'an gerçek hak senin Rabbin kafi gelir yeterli gelir değil mi ki o her şey üzerine bir tanık şahittir. Ennehu ala kulli şeyin şehit. Her şey üzerine tanıktır, şehittir. Böyle olduğu böyle olduğu için Rabbimiz gösteriyor bize işte ayetleri. Bu ayetlerin açılımını bize Rabbimiz anlamını artık gösteriyor. Ve buradan da bu Kur'an'ın gerçekten Yüce Allah katından geldiğine biz kesin emin oluyoruz. Şimdi bu ayetleri bir Başka çeviriler de bakabilirsiniz. Çevirilerin hemen hemen aynısı, çoğu aynı zaten. Aynı ortamda da ben Diyanet'in çevirisini koyayım dedim. Diyanet İşleri'nin çevirisine bakın. 41. suya 9 de ki siz mi yeri iki günde iki evrede yaratanı inkar ediyor ve onu ortak koşuyorsunuz. O alemlerin Rabbidir. O dört gün içinde yani dört evrede yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Bak dünya iki günde yaratılıyor. 4 günde dünyanın üzerinde olan sabit dağlar yaratılıyor. Çelişki bir. Dakika bir gol bil yani. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi. Nerede? Yeryüzünde diyor. Ve or orada yeryüzünde rızık arayanların ihtiyaçlarına yani işte insanlar, hayvanlar ihtiyaçlarına uygun olarak rızık takdir etti. Yani ölçtü, biçti, değerlendirdi demek. Sonra duman halde Bak ne oldu ya? Dünya yaratıldı zaten. Burada şurada dört yükselen sabit dağlar yaratıldı. Ne oldu? Tekrar duman halinde göğe geldi tekrar. Sonra sümme kelimesi var burada. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi ve ona ve yeryüzüne isteyerek ve istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Tamam mı? Böylece onları iki günde iki evrede yedi gök olarak yarattı. Yani hem yeri de sonra yaratıyor. Yani kız önce sabit dağlar yaratılmış oluyor yani yerden önce. Yedi gök yaratıldı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle sütledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir arkadaşlar. Şimdi burada çok büyük çelişkiler var yani. Böyle bir çevrildiğinde ayet. Çünkü hemen bakın. Bir kere zaten evrenin yaratılması da Rabbimiz evreni altı günde yarattığını söylüyor. Ayetler çok açık ve net. Evrenin altı günde yaratıldığını biz biliyoruz. Altı evrede. E şimdi dünya dört evrede. Dünyanın üstündekiler bu rızıklar dört günde. E dünyanın kendisi iki günde yaratıldığına göre altı gün eder. O zaman evrenle dünya gök yani aynı yaratılmış olur. Çelişki büyük çelişki. Yine az önce söylediğim gibi zaten çelişkinin en büyüklerinden bir tanesi de zaten yeryüzünün üzerinde olan sabit dağların yani revasiye ve bolluk, bereket, rızıklandırmanın da dört günde sürmesi ve dünya daha yokken olması oluşuyor. Gördünüz mü? Çok büyük sıkıntı var burada. Nasıl oluyor? Burada büyük bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çünkü buradaki ayet bilimsel açıdan ve uygun çevrilmemiş olduğu için. Şimdi bu ayetleri yüce Allah'ın izniyle biz normal Arapça gramere her şeye uygun bir şekilde çevirelim bakalım o vakit nasıl mucizeler aslında tecelli ediyor. Bakın bunu durdurabilirsiniz. Daha niye koydum ben bunu? Çünkü hani videoyu durdurursunuz. Kelimelerin ayetlerde geçen önemli kelimeler var. Bu kelimelerin anlamlarını vereyim ki hani durdurup buraya geri dönüp bakabilirsiniz diye. Ve ayetlerimizi çevirelim. Hemen şöyle büyük yapayım ben daha net bir göreyim ayetleri. Hatta şöyle yapayım ben kendi sonra aşağı geldiğimizde küçültürüm. Bakın şimdi 9. 41 9. Ko de ki sizler mutlak kafirlik mi edersiniz ona? Ki yarattı ardı arzı yeryüzünü. Dünya gezegeni aynı şey art. Tamam. Dünya gezegenini iki gün, iki evre içinde. Yani dünya gezegeninin iki gün, iki evrede yaratıldığı kesin mi? Kesin, kesin. Ve yaparsınız ona eşitler, eşler. Lahu endada, endada, endada fiili de aslında nedime, İngilizce'den geçiyor. Nedime, eş, nedime, Yerine eşlik ediyorlar ya orada kökü aynı yani eşlik ediyor eşitler. Eşlik edenler işte budur alemlerin Rabbi. Süper. Burada ne anladık? Dünyamız gezegenimizin dünya gezegenimizin iki evrede yaratıldığını kesin anladık mı? Anladık. Heh. Şimdi en önemli ayete geliyoruz. 10. ayet ve yanlış çevriler burada hatalar burada. Ve ceale ceale yaptı ve ale yaptı orada fih'e i̇şte, machdi fih'e. şimdi Arapçada biliyorsunuz zamirler dişil eril olabiliyordu tamam mı yani bizdeki gibi bir yere git işaret ettiğinde dişilse dişil erilse eril işaret ediliyordu ya burada dişil bir şey işaret ediyor o orada demek yani yaptı orada bu orada heh, bu oradayı siz eğer yere götürürsen yerde dişil bir kelime. Tekil oraya götürürsen her şey çöker. Her şey çöker. Sonra geldik revasiye, revasiye kelimesini de revasiye kelimesini de sıra dağlar, deniz dağları olarak çevirirsen ayet tamamen yanlış gider her şey göstereceğiz. En büyük hata bu h zamirinin fiha'nın göğe gitmesi lazım arkadaşlar. Göğe. Geleceğiz çünkü sümme diyor sonra bak. Buradan anlayacağız onun desteğinde. Ne yapıyor? Ve yaptı orada gökte. Ama gök göreceğiz ki birazdan daha duman halinde değil. Tamam mı? Duman haline gelecek. Duman halinde değil. Gök. Duman halinde değil. Gök biliyorsunuz arkadaşlar. Yüce Allah şöyle kafamızı kaldırdığımızda gece her yer gök olabiliyordu değil mi? Atmosfer gök olur, güneş sistemi, güneş sisteminin gezegenlerindeki atmosfer, ondan sonra samanyolu galaksimiz, evrenin kendisi, diğer galaksiler hep bir gök olabiliyordu. O yüzden pasajdan anlıyorduk bunu neresi olduğunu. Ve burada da gök kelimesi bir samanyolu galaksisindeki çünkü 11. ayette işaret var duman halinde olacak o duman halinde olduğu için bu bizim galaksimizin herhangi bir yerinde güneş oluşacağı yerdeki bulutsudur. Nebuladır arkadaşlar. Bunu göstereceğim birazdan. İşte bu nebula henüz daha duman değil. Duman halinde değil. O yüzden ben buraya ne dedim? Duman haline getirilecek olan gökte. Yani gök burası ama daha henüz orada dumanlar oluşmamış. Nasıl oluşacak bakacağız ve yaptı orada o duman haline getirilecek olan gökte revasiyeler ağır baskılar revasiye kelimesi arkadaşlar elbette yine pasajdaki geçişe göre geçer ve bu cibal yani dağ demek değildir dağdan farklı bir şeydir. Bunlar dünya gezegeninin içinde kullanıldığında elbette simals dediğimiz bu deniz dağları ve büyük Himalaya, Himalaya dağları gibi kabuğa çakılan, orayı sabitleyen dağları işaret eder. Ama aslında kelimenin kökü baskılar, ağır sabitleyiciler demektir. Sabitleyiciler, baskılarla sabitler orayı. Tamam mı? Bir çivi çakıp böyle orayı sabitlemesi gibi. Kayıyor mesela klavyem, oraya ne yapıyor? Tutuyor, sabitliyor, hareket edilmesini engelliyor demektir. İşte bu gökte bazı ağır baskılar uyguluyor Rabbimiz oraya. Nereden? Göğün üstünden. Yani fevkiha yani üstünden onun. Onun derken duman haline getirilecek olan göğün, tamam mı? O duman haline götürecek Göğün üstünden baskı yapıyormuş, baskılar koyuyormuş ve orayı sabitleyerek şey yapıyormuş Rabbimiz. Ne diyor? Bakın. Ve berekel fiha. O ve bereketlendirdi orada. Orayı değil, orada, orada. fiha orada. Yani orada bereketli bir şeyler yaptı gökte, tamam mı? Bereketlendirdi orada. Güzel, oralar bereketleniyor o bölge ve kadere yani takdir ettiği ölçülü yaptı orada, fiha bu fiha'lar çok önemli işte. Bu fiha'ları anlamazsan bu fiha fevkiha ve fiha ve kaddara fiha burayı bak anlamazsan ve, ve ak, akvatiha bu da çok önemli. Akvâtehâ. Bu da önemli. Ve ne diyor? Rabbimiz takdir etti. Ölçülü yaptı orada. Nerede? Duman daha henüz duman olmamış olan gökte. Gıdalarını onun. Akveteha, akveteha yani o duman haline getirecek olan göğün gıdasını veriyormuş. Aa bakın bugün dört gün içinde vermiş. Evre içinde hem de seviyeli, eşit, dengeli bir şekilde. Ve talep edenler için lissa ilin talep edenler için li çin demek. Seva sevaen eş seviyeli, seviyeli yani eşit Arapçadan Türkçeye geçmiş. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dünyadan bahsetmiyor Rabbimiz. Dünya gezegeninden bahsetmiyor. Burada sonra hemen geliyor bak. Sonra sünme. istiva etti. Egemenlik kurdu gök artık ve o bir dumandı. Gördünüz mü? Yani burada duman olma süreci anlatılıyor. Güzel insanlar. O gökteki yerin dünya ile ilgisi yok buranın. Tamam bu fiyalar dünyaya götürürseniz yeryüzüne götürürseniz dünya gezegenleri olduğu gibi çöker. Sonra daha sıra dağlar demek zorunda kalırsın buna. Ve ne olur? Sıra dağlar daha dünya yaratılmadan sıra dağlar yaratılmış olur. Böyle büyük bir çelişki olur yani. Dört günde çelişki. Yanlış yani. Rabbimiz öyle buyurmuyor bu budur. Yani buradaki fiha yaptı orada derken güneş sisteminin ve dünyanın oluşacağı yeri gökü söylüyor Rabbimiz. Duman haline değil orada. Orada ne yapıyor? Ağır baskılar, ağır baskılar yani ne yapıyor? Yer çekimi yani yöntemiyle belki kara deliklerin etkileri olabilir. Oraya dumanı getiriyor. Duman. O duman da çok bereketli aslında göreceğiz şimdi. Çok bereketli böyle üstünden bastırıyor oraları o göğü. O gökte duman topluyor. Gök dumansızken dumanlı bir hale geliyor. Yani nebula oluyor. Bulutsu oluyor. Ve içerisinde de her türlü rızık var. Her türlü rızık. Ne demek o? Her türlü gıda var. Neyin gıdası o? Güneş sisteminin ve dünya oluşacak ya onların tamamının atomu. Her türlü atom var. Benim senin de atomun orada. İşte niçin? dengeli bir şekilde seviyeli eşit dengeli her türlü işte karbon var periyodik cetveldeki her türlü atom var altın var aklınıza gelen her şey var o atomlar su var monomerler var polimerler var ve talep edenler için burada bir talep edenler çoğul eril geliyor ama bu insan değil bu talep eden insan talep etmiyor orada gerekli olan şeyin yaratılması için yani talep varsa ne yaratılacaksa Rabbimiz onu dengeli bir şekilde diyor koydum diyor yani. Mesela dünyanın güneş dünyanın demiri için gerekli demiri koymuş onu söylüyor. Güneşin oluşması için gerekli hidrojenin helyum'u koymuş oraya. Suyu dengeli koydum diyor. Bu talep edenler için yani insan değil bu. Talep edenler için, talep eden şeyler için demek. Sonra Sümme steva ile ve duhanun. Bak o bir o bir dumandı. Sonra diyor bak sümme. Yani bu artık duman haline dumansız olan göğü bereketlendirdi. Dört günde de bereketlendi. O dört günde söyleyeceğiz şimdi. Dört gün sürdü o oran o hale gelmesi. Sonuçta oradaki gıdaların oluşması da dört gün sürdü. Çünkü evrenin başından beri oluştu onlar dört gün. Ve artık duman halindeki göktü o bulut suya yöneldi ve bir dumandı bulut su. Öyle ki dedi ona göğe ve yüz yeryüz, yer, yeryüzü için. Burada lil ardı er bu için demek aslında böyle çevirmek daha düzgün. Yani bunu ben dedi o göğe ve yere de diye çevirsek ama bazen tecelli etmeyebilir orada bakın. Dedi ona ve yeryüzü için de o söz o deme yeryüzü içinde gidiyor yani. Daha yeryüzü oluşmadı gök orada ama yeryüzü içinde onun. Yeryüzü içinde onu getirtecek. O söz dedi sözü yeryüzünü muhatap alıyor. Emre diyor yeryüzü. O söz yeryüzü için. Gelin ikiniz. İstekli veya isteksiz. Gönüllü ya da gönülsüz. Geleceksin abi şansın var. Çünkü Rabbimiz orayı yer çekimiyle emri altına buyruğu altına yolluyor. Dedi ikisi geldik istekli. Gönüllü. Gördünüz ki başka bir şansı var mı göklerin. Ve Rabbimiz hemen söylüyor 12. ayette. Öyle ki tamamladı yedi gökleri. Sebe'an semevatin artık gök kelimesi ne oldu? Göklere çevrildi hem de hatta çoğul yani yedi sebe'an gökler yani sebe'an semava çoklu gökler oldu. Bu çoklu gökleri de yanlış çevirdikleri için burada gidiyor yani ayet. Çoklu gökler yedi de çok gök demek yani çoklu gökler halinde düzenledi o dumanı diyor. E, nedir o işte güneş. Güneşin heliosferi atmosferi. Venüs Venüs'ün atmosferi. Mars. Dünya. Değil mi? Merkür. Jüpiter. Satürn, Uranüs, Neptün işte bunlar çoklu gökler. Atmosferler. Güneşin kendi atmosferi de var. Heliosfer tabakası diyoruz. Heliosfer. Gördünüz mü? Bir göğü, duman halindeki göğü çoklu gökler şeklinde diyor tamamladı. İki günde. Ay, işte şimdi oldu. Taşlar yerine oturuyor. İki günde. Demek ki güneş sistemimiz iki günde oluşmuş. Dünyamız da iki günde. Zaten dünya ile güneş sistemini ayıramayız arkadaşlar. Güneş sistemi ayrı zamanda dünyamız ayrı zamanda oluşmadı. Aynı anda oluştu bunlar. Ve vahyetti her bir göğe emrini işini onun. Artık her bir göğe emrini işini vahyediyor Rabbimiz yapması gereken işleri işte koruma işi değil mi? Koruma yapıyordu atmosfer. Yani her bir gök derken atmosferlere de görevlerini yapıyor. Heliosfere de görevini emrediyor. Heliosfer de biliyorsunuz yıldızlar arası kozmik şeytanlardan koruyordu tüm sistemi. Diğer gökte her gezegenin göğü de kendi gezegenini koruyordu. Dünyamızın atmosferi de yakın gök diye geçiyor zaten. Her bir göğe emrini ve süsleyip donattık dünya göğünü, atmosferini parlaklıklarla, ışıklarla yani kutup ışıklarıyla ve bir koruma sağlıyor o da. İşte budur takdiri güç yetirenin dil bilenin. Gördün mü? ayetler düzgün çevrildiğinde bilimsel çevrildiğinde ne muhteşem mucizeler tecelli ediyor burada. Muhteşem. İnceleyelim bakalım şimdi. Daha bitmedi. Şimdi de ki işte sizler mutlak ilk ayetimiz on iki yarattı ki yarattı arzı yeryüzü iki günde İki günde evre içinde. Ve yaparsınız ona eşitler, eşlik edinler. İşte budur alimler Rabbim. Dünya gezeri iki günde yaratılıyor. İki evrede, iki dönemde yaratılmıştır. Peki evrenimiz kaç günde yaratılmıştır? Evrenimizin yaratılması toplam yedi ayette geçiyor arkadaşlar ve e, andolsun e, yarattık gökleri ve yeri ve ikisi arasındakini altı günde evrede diyor Rabbimiz. Fisitletil <Sessizlik> eyyamin ve dokunmadı bize hiçbir bitkinlik, yorgunluk. Görüyor musun? Burada da gerçekten büyük bir mucize var. Çünkü biliyorsunuz İncil'de yaratılışta ne yapıyordu? Orada e, evren işte gök ve yer bütün ögeleriyle tamamlanıyor. Yedinci güne geldiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi ve yaptığı işten o gün dinlendi diyordu, değil mi? Ya ya 7. günü kutsadı ve onu kutsal e, bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Dinlenmek ne demek ya? Yaratıcı, evrenin yaratıcı dinlenir mi? İşte. Hayır diyor. Hayır. Dokunmadı bize bitkinlik, yorgunluk. Ve ma messena min lugub. Ya. Ma dokunmadı. Ma messena bize. Messena. Mümkün mü? Gördünüz mü muhteşemliği? Evet, alt evrede yaratılan evren kaç yaşında bir bakalım. Şimdi günümüzde evrenim, evrenimizin yaşı tam olarak bilinmekte. Çünkü Planck uzay aracı çok hassas ölçümler yaptı arkadaşlar. Ve gerçekten güzel bir uydur. Ve evrenin yaşını 13.813 artı eksi 0.058 milyar yıl olarak hesaplamıştır ki gerçekten muhteşem bir hassasiyetle bu Planck uydusu evrenimizin yaşını hesapladı. İşte bu Planck fırlatılıyor 2009'da. Bu da uydusu. Hemen oranlama yaptığımızda ne bakıyoruz? 6 gün eğer 13.8 milyar yıl ise 2 gün 4.6 milyar yıl olur. Demek ki Kur'an'a göre dünyamızın yaratılması 4.6 milyar yılda olmuştur. Ve dünyanın yaratılması arkadaşlar güneş sistemimizin yaratılmasıyla başlamasıyla başlar. O nedenle ikisinin yaratması birbirinden ayrılamaz. Yani çoklu göklerin yaratılmasıyla o da iki günde çünkü. Ve Dünyanın yaratılması güneş sistemindeki dumanla o orada başlıyor. Ne demiştir Rabbimiz? Duman. Dumana göneldi. İkisine de gelin diyor. Orada artık gelecekler. İşte o emirden itibaren iki gün oluyor. Tamam mı? O yüzden o emir duman halindeki güneşi de güneş sisteminde getiriyor ve gezegenleri de getiriyor. O yüzden birbirinden ayıramayız bunu. Yok hocam dünya işte 4.2 ya yok hayır. Çünkü emir geldi orada ikisine de. Gök duman halindeki gökte emir geldikten iki gün sonra dünya ortaya çıkıyor. Galaksiler ortaya çıkıyor. Tamam mı? O yüzden o duman halindeki yani güneş sistemi de dumandan oluştuğu için aslında bizim dikkat etmemiz gereken şey güneş sisteminin oluşma zamanıdır. Yani duman halinden şu andaki halimize iki gün. Yani 4.6 milyar yıl olur. Anladınız mı burayı? Çok önemli. Yani sonuçta burada da hiçbir çelişki bulamazsın Kur'an'da arkadaşlar. Allah'ın emri var orada. Bak duman halindeki göğe yöneldi iki gün geçiyor ondan sonra. Dünyanın oluşması ve yedi göklerin oluşması. Modern bilim ne diyor? İşte güneşin duman halinden şu anda halimize gelmemizin 4.6 milyar yaşında olduğunu söylüyor. Güneşimiz oluşuyor sonra dünya oluşuyor zaten beraber ama duman halinden bugünümüze 4.6 milyar yaşında olduğu anlaşıyor. Süphanallah. Muhteşem, değil mi? Böyle bir 1.4 bir, nokta tam. Tam hassasiyet, tam buruş. Böyle bir kitap olabilir mi? Güneş sisteminin yedi gökleri iki günde Dünya'yı iki günde yarattım diyor. Kevrede, altı evrede de evreni yarattım diyor. 13. plan kuyruzu evreni 13.8 Milyar yaşında olduğunu buluyor. Böyle oranla iki gün 4.6 milyar yıl yapar. Tam da ayetteki söylediği gibi Rabbimiz iki gün eder. 4.6 milyar. Muhteşemdir Rabbimiz işte böyle. Yeter ki doğru çevirelim. Bakın gördün mü? Yaratmaya böyle başladı işte. Bu yaratmaya başladığı göğe duman halindeki ve gelin dedi emir verdi iki gün geçti. Geliriz dediler. İki günde geldiler. Yani 4.6 milyarda. Peki işte söyledim o gök ne gökü? O gök kelimesi iyi anlarsak gök kelimesini biliyorsunuz pasajdan anlaşılmalıdır. Çünkü gök kafayı her yere kaldır gök abi. O yüzden nerede bu gök? Atmosfer mi? Güneş sistemi mi? Evrenin kendisi mi? Samanyolu galaksisi mi? Gören Samanyolu galaksisindeki bir nebula mı? Bilemezsin. 41. sure 9-12'deki gök o duman halindeki olan gök nebula. İşte bu. İşte bu. O zamanki göğün bir görünümü, benzeri. Güneş sisteminin oluştuğu. Bunlar yıldızların doğdukları yerdir arkadaşlar. Bunlar yüz, yüz bin ışık yılı falan gibi. Yüzlerce ışık yılı, yüz bin değil pardon yüzlerce ışık yılı uzaklığın yani genişliğindeler. Yıldızların doğdukları yer arkadaşlar bunlar. Yıldızlar burada doğuyor. Bunlar nebula bereketli. Atomlar var her türlü bereketli ölçülü bir şekilde. Senin benim atomların da buradaydı işte. 4.6 milyar önce senle ben aynı yerdeydik. Atomlarımız aynıydı yani. Güneşle aynıydık. Hepsi aynıydı. Ne oldu? Rabbimiz duman bu, duman oluşturuncaya kadar bereketlendi burayı. Dört günde bereketlendirdi burayı. 9.2 milyar yılda. Bura Big Bang'ten itibaren geliyor bereketleniyor. Bu atomların oluşması anlatacağız. Ve buna yöneldi Rabbimiz. Ve buradan güneş sistemini ve dünyayı ve diğer gezegenleri çıkarttı Rabbimiz. Bu kartal bulutsusu. Toz ve gaz halinde görüyorsunuz. Biz de belki... 4.6 milyar yıl önce böyle bir yerdeydik arkadaşlar. Rabbimiz revasiyeler dediğimiz revasiye üzerinde ağır baskılar yaptı o bölgenin üzerinde. Belki işte şok dalgalarıyla ve sabitleyicilerle orayı dumanı iyice sıkıştırdı yer çekimiyle ve artık ondan sonra güneş doğdu. Üzerinden bastı diyor yani üzerinden bastı. İşte bu da karina nebulası köpek yani karina ne bulası? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar da inanılmaz yani çok büyük bunlar yani öyle küçük değil yani bu bulutlar. İçinde binlerce, milyonlarca belki yıldız doğuyor yani tamam mı? Yıldızlar burada tozlardan doğuyor. inanılmaz bir döngü var ya. işte ayet bu. Bu ayeti doğru çevirdiğimizde her şey yerli yerine oturuyor arkadaşlar. Yani duman hala duman haline gelecek. Duman olmayan göğü Rabbimiz ağır baskılarla dumanları oraya getiriyor. Dumanların içinde ne var? Bereketli atomlar var. Her şeyi ölçülü bir şekilde orayı yapıyor. Ve gıdalarını onun yani o göğün gıdasını veriyor önce tamam mı? Gıdasını oluşturuyor. Tüm atomları orada hazır ediyor. Dört gün içinde. 9.2 milyar yıl içinde. Ve sonra Bunları orada her türlü talep edenlere veriyor ve güneş sistemimiz ve dünya oluşuyor iki günde 4.6 milyar yılda. Şimdi şöyle biraz büyütelim. Buradaki he zamir işte ceale fiha revasiyemin fevkiha ve bereke fiha ve kaddere fiha vakte bu he'ler hep göğe gitmesi gerekirken arda götürüyorlar. Yani o zaman da sistem çöküyor tabii ki işte anlattım bunu. Sonuçta revasiyeleri de sabitleyiciler olan aslında revasiyeydi sıra dağlar diye çevirirsen bitti. Sıra dağ falan değil o. Baskılayıcılar ve sabitleyiciler demektir. Çoğul kelime. Ve orada gökte bu eğer revasiye yerle beraber kelime de geçiyorsa oraya kullanabilirsin. Doğru. Seamans, deniz dağları ya da denizaltı dağ, deniz altındaki dağlar var ya büyük. Ya da bu kökleri yüzlerce kilometre inen sabitleyici dağlar diyebilirsin o başka ama dağ demek değil ki bu. Cibal kelimesi var Arapça. Allahımız bunu kullanmıyor. Kullanmıyorsa bil ki başka bir şey var. Revasiye baskılar, sabitleyiciler demek. Kazıklar gibi düşün. Kazıklar, kazıklar. Yani anladın mı? Dağ değil. Kazıklar attım diyor gibi düşün. Orada da gök, gökte de kazıklar yani sabitleyiciler koyarak o gökte dumanın biriktiriyor o göğü. Duman hali bereketlendiriyor sonra yöneliyor. Sümme diyor yöneldim diyor. Bu kadar basit. Gaz tozlardan oluşmadık mı? Yıldız tozuyuz işte anlattım turabin. işte o turabin bu. Bereketlendirme ve gıdaların hazır edilmesi. İşte bu duman hale gelmemiş göğün bereketlendirdiğini anlıyoruz. Basit bir duman değil bu öyle duman değil yani böyle o duman çok bereketli İçerisinde her türlü atom var. Söylediğim gibi yani sizin benim atomlarım da var. Oluşması için gereken her atom var orada arkadaşlar. Bu gıdalar nereden geliyor? Bu atomlar nereden geliyor? Büyük patlamadan geliyor arkadaşlar. Çünkü büyük patlama Big Bang ile evrenimiz tekillikten oluştuğu enerjiyi sicimlere dönüştü. Sicim teorisini bakın ne olur. Stringler titreşerek atom altı parçacıkları oluştu. Ve glayonlardan, kuarklardan oluşan bir sıvı hal vardı evrenin. Daha sonra soğudu ve bunlar helyum atomlarına dönüştüler. Ve helyum, yani evrendeki ilk atom bu. Helyum zamanla ne oldu? Galakside Rabbimiz yine o revasiyelerle yani yine o çak, kazıklarla kara delikler de olabilir. Büyük dev kara deliklerle o helyumu sıkıştırdı ve oralardan yıldızları doğurttu. Yıldızlar doğunca ne oldu? İşte sonra büyüdüler, sonra içine çöktüler. Tarık yıldızları oldular. O arada su atıldı. Tüm atomlar oluştu. İki nötron yıldızı birbiriyle çarpıştı. Kinolova diyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra o da demirden büyük atomlar oluşturdu. Demir demir ve demir altı atomlar nötron yıldızlarında oluşuyor. Tarık. üstündekilerde de iki kinolava, nötralizasyon, 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 yani nötron yıldızlarının iki tanesinin çarpışmasıyla oluşuyor. Bu nedenle demirden daha ağır atomlar daha e, evrende daha az nadir. Ve daha sonra bu dumanlar işte binler bir galaksi düşünün, galaksinin içerisinde binlerce, yüz binlerce nötron yıldızı, yüz milyonlarca yıl patlıyorlar böyle, yani zenginleştiriyor, bereketlendiriyor orayı, tamam mı? İşte Rabbimiz de o duman olmayan göğü bu zenginliklerle yani bu o gıdalar kaç yılda oluştu? 9.2 milyar yani 4 gün. 4 gün. Big Bang'den tam 9.2 milyar yıl sonra 4 gün sonra orada oluştu. Periyodik tablodaki tüm atomlar neredeyse orada vardı dengeli bir şekilde. Su vardı, monomerler vardı, polimerler vardı. Artık Rabbimiz oraya yöneldi. Yönelince güneşe, güneş sistemine dedi ki oradaki dumana göğe gel ki göğe ve yere gelin. Artık onlar iki günde 4.6 milyar yılda oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi taşlar tak 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 yerine oturur arkadaşlar. Yeter ki bilimsel açıdan bakalım. Tamam mı? bunları da anlattım. İşte bu nebula. Dört gün ne kadar süredir? Dört günde de oranladığımız zaman 9.2 milyar yıl yapıyor arkadaşlar. Yani Big Bang'ten bu bulut suya gelene kadar oluyor. Ve Rabbi'miz göğe yöneliyor. Gökte artık tüm gıdalar var. Bereketli bir yer orası. Ve artık güneşimiz doğuyor. ilk başta Taurus Star olarak doğuyor yıldız ve daha sonra füzyonla parlıyor ve gezegenler oluşuyor ve gördüğünüz gibi gezegenlerin her birinin göğe oluşuyor. Bir de heliosfer güneşin atmosferi oluşuyor dışta. Gördüğünüz gibi 4.6 milyar'da oluşuyor ki gerçekten muhteşem bir uyum yani oluşum nasıl devam etmiştir? Daha sonra da küçük küçük taşlar işte o Rabbimizin yuvar genişletmesiyle yüzey R dediğimiz çapını genişleterek yüzey alanını genişleterek dünya büyüyor ve hadeyan dönemi oluşuyor. İşte bu da bu şekilde görüyorsunuz. Güneşimiz patladı şey füzyonla ilk parladı, dışarı atıldı ve gezegenler toplanıyor. Bakın bu duman halindeydi başta ilk oluşurken işte bereketli duman. Yani Allah yüce Allah o dumana gel dedi. Tam 4.6 milyar yıl sonra geldiler. Yedi çoklu gök şeklinde güneş sistemi gezegenler, güneş sisteminin gezegenlerinin atmosferi, aynı zamanda güneşin atmosferi. Tamam mı arkadaşlar? Yani dünya dahil 4.6 milyarda yaratılıyor arkadaşlar. Evet. Bu da iki günde yani daha sonra zaten görüyorsunuz bu ayette de muhteşem bir şey var burada da zaten. 4.6 milyarda güneş sistemimiz oluşuyor. Gezegenin atmosferi oluşuyor ve yakın gökte de gördüğünüz gibi bu taşlanan şeytanları okuyun. Orada dünya atmosferi aslında bir şeytanlardan oluşuyor. Korunuyor yani güneş sistemindeki o güneşin kendi fırlama, fırlattığı şeylerden de korunuyor aslında. Orada şeytan azaba uğruyor. Yani terbiye ediliyor ve ışık parlaması ile kutup ışıkları ile cezalandırılıyor. Terbiye ediliyor arkadaşlar. Big Bang. Big Bang. Burada Big Bang gördüğünüz gibi enerjiden tüm maddeler... O dumandaki o bereketli maddeler 4 günde yani 9.2 milyar yılda oluşuyor. Artık o duman halinde oluştu ya Rabbimiz bereketli, çok bereketlendirilmiş, gıdası oluşturulmuş olan yere emrediyor. Ve bir iki gün daha geçiyor yani 4.6 milyar daha geçiyor ve bugüne geliyoruz. Kur'an'ın indiği döneme. Yani muhteşem bir ayar arkadaşlar. Evet. Ne öğrendik? Çok önemli şeyler öğrendik. Ayetleri iyi çevirmemiz lazım. Bilimsel açıdan çevirmemiz lazım. Bakın bu ayet yanlış çevrildiği için, çoğu mealde de yanlış olduğu için, zamir yanlış yere verildiği için, revasiye kelimesi yanlış çevrildiği için, her zaman sıra demek değil ki o, Sabitleyiciler demek, kazıklar gibi demek yani. Öyle olunca gökte de var o. İşte kara delikler o kazıktır. Tamam mı? Oluşturur yani. Revasiye diyebiliriz kara deliğe. Ya da bir yer çekimi alanları revasiyedir. Uzay zamanı oraya fixler arkadaşlar yani anladım, Kazık gibi indirir. Ha geniş düşün. Öyle olunca ne oldu? Ay bırak ciddi, bırak çelişki. Büyük mucize tecelli etti. Rabbimiz güneş sisteminin Duman halinden emredilmesiyle tam 4.6 milyar yılda oluştuğunu bize söyledi. Hem dünyanın hem çoklu köklerin. Güneşin atmosferinin ve aynı zamanda güneş sistemindeki gezegenlerin atmosferlerinin muhteşem. Ayrıca o gıdaların da 4 günde oluştuğunu yani güneş sistemimizi oluşturan o duman nebuladaki atomların da arkadaşlar tam Big Bang'den 9.2 milyar yani 4 günde orada oluştuğunu oraya kadar süreç olduğunu söyledi bize. Muhteşemdir. Muhteşemdir. Gerçekten önemli bir ders olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bunun. İnşallah yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Önemli Kur'an'da çelişki olmaz arkadaşlar. Kur'an'ın üzerine gidin. Bakın. Ateistlerden korkmayın ateist deist sitelerinde böyle korkmayın onlarla tartışmaktan. Öğrenin ama bilin doğrusunu. Getirir onlar işte bu ayetleri böyle söylerler tamam mı? İşte gelin bu ayeti gösterir bize. Bak burada çelişki var. Ya kardeşim ama sen de Kur'an'ı iyi okuyamadıysan anlamadıysan bu sefer ona cevap veremezsin. Korkarsın üstüne git. Ben öyle yaptım. Kur'an'da böyle çelişki gibi olan ayetlerin üzerine üzerine gittim. Üzerine üzerine gittim. Ve bu gerçekten ne diyor Rabbimiz bir bakalım Kur'an bize ne diyor diye. Baktığımda bırakın çelişkiyi büyük mucizeler tecelli ettiğini gördüm. O yüzden zaten bu dersleri yapıyorum. Kur'an sitesinde de zaten oldukça yazdım bunları detaylı bir şekilde. Yavaş yavaş anlatacağım inşallah. Bu yine sizden ricam yani arkadaşlarınızla paylaşın ne olur videoları abonelik yapın, işte bildirimleri açın, yorumlar yapın. Çünkü niye? Yani benim amacım bu sitenin den bir herhangi bir gelir elde etmek mümkün asla asla benim için mümkün değil. Yani öyle bir şey asla olamaz. Böyle bir amacım asla olamaz. Ben Kur'an'dan Kur'an anlatır anlatmaktan bir ücret ya da ecir fayda bekleme. Onu benim ecrim Rabbime aittir. Onunla onun katındadır. Alemlerin Rabbi nedir? Ama ben istiyorum ki birçok kişiye ulaşsın bu. Bunları bilenler bilmeyenlere anlatsın. Çoğalsın insanlar duysun. Bir kişi bile buradan Kur'an'a iman etse. Benim videolarımdan. O ecir bana çok yeter. Hem o kendi kurtulmuş olur. Hem ben bana sevap olur. Çünkü ne diyor Rabbimiz? Kim ki bir şeye aracılık ederse ona ondan bir pay vardır iyi bir aracılığa. Kim ki kötü bir aracılığa aracılık ederse ona da ondan bir pay vardır ya. Yani. Ben iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Kur'an'a çağırıyorum. O yüzden çoğalırsak, artarsa inşallah Allah'ın izniyle yani fettah sıfatıyla Allah'ım açar. Rabbim açsın inşallah. Yine Yüce Allah'ın rahmeti ve salatları üzerinize olsun diyorum arkadaşlar. Yine ve yaz bize bu dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik doğrusu biz kılavuzlandık sana diyorum Rabbimiz. İşte onlar üzerinedir salatlar Rablerinden ve rahmet işte onlaradır doğru yola kılavuzlananlar diyoruz. Ulayke aleyküm selavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulayke humul muktedun. Bu şekilde dersimizi bitirelim. Ee, i̇nşallah bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın selametle.